Arkadaşlar selam. Ortam biraz sesli, kusura bakmayın. Yol kenarı burası. Aracın olduğu yer. Onun için ses biraz yol sesleri gürültü yapabilir. Aldığımız Isuzu'yu bayağıdır ilgilenemiyordum. Arka kapıyı çarpma kapı yaptım. Daha hala henüz şu anda TSE'ye gitmedi. Bununla uğraştım biraz. Biraz zor oldu. Piyasada artık çarpma kapıyla ilgili de hiçbir şey kalmamış. Ben kısaca şöyle özetleyeyim. Bu bizim araç şu önde gördüğünüz gibi çift açılır havalı kapıydı. Biz bu çift açılır havalı kapının ortadaki lastikleri söktüm. Kapıları birkaç yerden kaynakla birleştirdim. Yani şöyle göreceğiniz şekilde. Yani iki kapıyı tek kapı yaptım öncelikle. Biraz daraldı. Şu anda 60 santim kaldı kapı. Daha önceden 80 santim civarıydı. 60 santim kaldı. 60 santim de yeter bize. Menteşelerle ilgili çok sıkıntı çektim. Piyasada menteşe yok diyorlar. Tornacılara yaptırın falan diyorlar. Şu anda ben böyle bir araba kamyon kasalarında falan kullanılan bir menteşe buldum. Biraz buralar uzun olsa iyi olacaktı ama yok, bulamıyorum yani. Yok yani. Piyasada düzgün menteşe yok. Bu alüminyumların lastikleri tuttu. Alüminyumları biraz kestik, çarptık. Orada oturttuk, sağlam bir menteşe. Evet, çarpma kapıyı da yaptık. Çarpma kapıyı da şöyle yaptık. Onu da göstereyim size. Kapı daralınca, yani kapı, iki kapı ortadan eklediğimiz zaman burada lastik payı kadar şurada bir boşluk oluştu bakın. Şu anda ben geçici kapattım burayı. Buraya bir tane profil kıvırttırdık profili. Neden kıvırttık profili? Bu kapıda böyle bir eğim var. Gördüğünüz gibi bakın bir meyil var. Bu meyilde buraya bir tane profil kıvırttırdım. Şu gördüğünüz profili yeni ben işledim korku. O profili yukarıdan aşağıdan birkaç tane buralardan destek alarak kaynattım. Ben şöyle uzaktan da gösterelim yine. Evet. Gece karanlığına da kaldığı için bu kadar oldu şu anda çekim. Evet, kaynattım profili, eğimle. Lastik takozlarını tekrar lastiklerini yerine taktım. Bayağı zor oldu bu lastikleri takmakta. Şuraya da kapı kilidi için burası lastik çünkü buraya bir dil yeri yaptık. Böylelikle çarpma kapıyı oluşturduk. Şimdi çarpma kapıyı çarpalım. Evet, adı çarpma kapı. Şöyle bir tane de bu kilitlerden var piyasada ama menteşe zor bulunuyor. Kilitten aldık bir tane. Bu kilidin de özelliği buradan normalde kullandığınız zaman işte bunu kilitleyebiliyorsunuz. Kilitledik şu anda. Açtık. Anahtarı var. İçeriden de şöyle bir şey var. Böyleyken kilit çalışıyor. Şunu böyle yaptığınız andan itibaren artık dışarıdan da açılmıyor bu. Yani kilidi tamamen kilitli aracın içindeyken ileri sürdüğünüz zaman bu tarafa kilitlenmiş kalıyor kilit. Böyle de normalde araçtan iniyoruz. Evet, çarpma kapımızı şöyle bir çarpalım. Evet, çarptık, kapandı. Adı çarpma kapı ya. Aldık, açıldı. Çarptık, kapandı. Aldık, açıldı. İçeriden de görelim. Bunlar daha sonradan tabii buralar mobilya kaplanacak, şey kaplanacak. Onun için şu anda yapmadım. Evet, çarpma kapımızı çarptık. Açtık, açıldı. Girdik araba, çarptık, kapandı. Evet, durum şu anda bu. Biz buraya bir tane geçici lavabo yaptık. Şuraya şöyle bir masa yaptık. Buraya bir oturma koltuğu yaptık. Önde iki tane koltuk vizeden geçecek şekilde şu anda duruyor. 4+1 olacak araç bildiğiniz gibi. Arkaya da bir tane yatak yaptık. Buraya işte saklama kapları olarak kilitli bunlar, açılmıyor. Bunları yaptık. Bir tane buzdolabımız vardı. Buzdolabını koyduk. Ocağı da sabitledik. Demir ocak. Elektrik tesisatı yaptık. Bir lamba yaptık. Aşağıdan da prize bağlanıyor. Şurada da bir elektrik panosu yaptık. Bunlar geçici tabii, hepsi gösteriyorum şu anda. Ama bu haliyle bile binilir bir hale geldi sanki araba. Pikniğe gitseniz gidersiniz. Burada da işte bir tane kaçak akım rölesi istiyorlarmış. Sigortalar. Yukarıya bir tane lamba koyduk. Şuraya bir anahtar koyduk. Evet, bastığımız zaman lambamızı kapatıyoruz. Açtık. Evet, buraya bir tane lavabonun üzerine bir tane de su yeri getireceğiz. Şuradan bir çeşme çıkacağım. Geçici olarak onu da yapacağım. Oradan sonra artık araba TSE'ye gitmeye hazır. Evet, çarpma kapımız böyle oldu. Ufak tefek ayar isteyebilir tabii ki de.
Şu anda vizeden geçelim yeter. Biraz bunların ayarlarını değiştirebiliriz. Ama kapı güzel çalışıyor şu anda açıkçası. Evet, durum böyle. Çarpma kapımızı çarpıyoruz. Kapanıyor. Açtık. Şöyle uzaktan gidelim. Bakın bırakalım. Evet. Çarpma kapımız hazır. Daha detaylısı ondan bir video çekerim. Şu anda yaptığımız işlem bu. Görüşmek üzere.